Eskişehir sporlu muyuz? Evet, tabii ki. Eskişehirliyiz, Eskişehir sporluyuz. O zaman Eskişehir sporun halini sorsak. Ya Eskişehir sporun hali işler acısı. Biz şu anda kendimden örnek vermek gerekirse 38 yaşındayım. 9 yaşından beri tribünlerde olan bir insan olarak 3. ligde sevdik. Gene şu andaki konum itibariyle 3. ligde devam edecek Eskişehir spor. Hani bizim için sevdanın ligi olmaz derler ya, gerçekten de öyle. Dün itibariyle adalarda Eskişehir sporun kuruluş yıl dönümünü kutladık. Gene şaşalı bir şekilde. Hatta Avrupa dünya gündemine kadar oturdu yaptığımız meşale şovlar olsun, besteler olsun. Eskişehir spor spora gelince gerçekten kulüp geçmişte kötü yönetimlerin sayesinde bu durumlara geldi ama yani şu anda ekonomi olsun, borçları ödeyemiyoruz dolar ve euro bazında olduğu için, başta malum şehirde olmak üzere. Eskişehirspor'un bence taraftar olarak tek kurtuluşu şirketleşmesi lazım. Şirketleştikten sonra stat isim hakkı kulübün ismine önüne gelebilecek bir sponsorlukla Eskişehirspor'un taşınmazları olması lazım. Gelirleri olması lazım sabit. Başka türlü olmaz. Çünkü ekonomi her şeyi bu devirde eskisi gibi ruhsal olarak bir takım sevdalı olmuyor. Yani artık siyah kırmızıdan çok doların yeşiline, euronun mavisine bakılan bir dünyada yaşıyoruz. Maalesef biz de sevdamızı her türlü bağrımıza basıyoruz ama üzülüyoruz. Eskişehirspor inşallah bu durumdan çıkacak. Önümüzdeki seçimler öncesinde de tabii başta VIP tribünü olmak üzere, şeref tribününde olmak üzere bütün siyasiler gene gelecek ama Eskişehirspor halkı, Eskişehirspor taraftarı da artık neyin ne olduğunu biliyor. Yani burada tarafsız gözle siyasette Eskişehirspor'a alet ettirildi. Onu söylemek istiyorum ama Eskişehirspor'un tek derdi şirketleşmeden geçiyor diye söyleyebilirim. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim.